Bağırsak parazitleri bulaşıcı mıdır? Evcil hayvanlarınızı ve ailenizi parazitlerden nasıl korursunuz? Bağırsak parazitlerinden korunmanın yolları neler? Şimdi Üstüme İyilik Sağlık'ta. Üstüme İyilik Sağlık devam ediyor. Bağırsak parazitlerini konuşuyoruz. Bulaşma yollarında kaldık Cihan Hocam en son. Birçok yerden bulaşabiliyor. Ya özellikle sevgili Müge Hanım bize bahsetmiş, başlamıştı. Önce etlerden başladı. Etleri yıkıyoruz ve etleri pişiriyoruz. İyi pişiriyoruz. Yani tabii yakmıyoruz ama yakmadan iyi pişiriyoruz. Bu bakımdan Türk toplumu olarak biz zaten kırmızı ete çok alışık değiliz. Hı hı. Ama yemeği hazırlarken yaptığımız bazı hatalar oluyor. Çünkü etten bulaştığı kadar sebzeden de bulaşıyor. Hı hı. Yani şimdi etin içine bir takım sebzeleri de doğramak lazım. Hı hı. Burada püf noktaları var mı bize söyleyeceğiniz? Buzdolabına konacak. Ne yapalım? Üst üste koyalım. Yemeği ne kadar bekletelim? Sonra da iş birazcık daha bizim çiğ diğer etlerimize girecek. Tabii onları da biraz Orhan Hoca'yla da paylaşmak isteyeceğim doğrusu. Biz de çiğ et yiyoruz çünkü. Şimdi sebzeleri biz istiyoruz ki biraz önce de söyledik. Hani önce temiz sularla şöyle bir yıkayalım, temizleyelim. Sonrasında da sirkeli suda bekletmek. Hani biraz önce dediniz ya suyu nasıl temizleyelim? Sirkeli suda bekletebiliriz. Özellikle çiğ yiyeceklerimizi, hani aha, salata yapacaklarımızı sirkeli suda bekletebiliriz. Bir 15-20 dakika kadar. Sirkeli suyu hep söylerler. Şimdi dezenfektanlar da var esasında artık, hani sebze dezenfektanları, meyve dezenfektanları da var ama hani en basitinden elimizde böyle bir şey yoksa sirkeli suda bekletmek bile bir çözüm bizim nedir için. Nedir sirkesi? Yani hemen bir kazan suyu içine, 3 litre suyun içine bir fincan sirke dökmek midir? Bir poşet poşet bütün sirkeyi, saf sirkeyi dökmek midir? Bir litre suyun içine esasında bir yemek kaşığı kadar sirke yeterli dökmek mi? Yeterli. Hocam hangi parazitleri öldürüyor bu kadar şey? Maalesef hepsini öldüremiyor. Bu bile öldüremiyor. Onun için bir kısmına da biz aktif klor veriyoruz. Bir de iyot içeren solüsyonlar var. Onları kullanıyoruz. Yani sirke oranını artırsak yarım şey sirkeyi döksek de kurtulamıyor muyuz? Yok. 3 litreye bir fincan veya 1 litreye bir çay kaşığı çok uygun bir doz. Ama salgınların olduğu dönemde sadece bununla yetinmiyoruz. Biz klor solüsyonları dağıtılıyor, iyot solüsyonları dağıtılıyor. Hmm. Bir de başka bir yöntem var. Özellikle son zamanlarda suyun sıcaklığını çok iyi görebiliyoruz. Biz evlerimizde de derecelerimiz var. 70 dereceye getirdiğiniz zaman ve sebzeyi bunun içinden geçirdiğiniz zaman 1-2 dakikalık 70 derecede tutmak bile içindeki parazitleri yok ediyor. En önemli konulardan teki bu. Sebzeyi de bozmuyor. 1-2 dakika ama fazla değil yani. Sıcak suyu hazırlayayım, içine yatırayım, beklesin tarzında değil. Geçirmek bile yeter 1-2 dakika. Diyetisyenler itiraz ediveriyorlar. Bu kadar çok ısırıyorlar. Tadı bozuluyor diye muhtemelen. Onun için ben gözün içe bakıyorum Müge Hanım. Hem tadı bozuluyor diyor, hem çok sıcaklayıcı vitaminler açısından, tabii vitaminler açısından da bizim için büyük ölçüde sıkıntı olabilir ama hani tenyaları düşündüğümüz zaman, sağlığımızı düşündüğümüz zaman da hani sadece bir üzerinden döküp hani onu o sudan geçirmek, dediği gibi belki Orhan Bey'in, bekletmek değil de sudan geçirmek olabilir. 70 dereceye nasıl alacağım? Çay dalları fokurdattım, durdu. Bu 99 derece, 100 derecede kaynıyor zaten. Fokurtusu sonra durdu. Biraz bekleteyim mi onu? Ya da biraz daha sulandırayım mı? Yoksa öyle döküvereyim üzerine. Şöyle bir şey var. Zaten bizim evimizdeki su ısıtıcıların çoğu şu anda kombi formunda ya. Onu 70 dereceye getirebilirsiniz. Gelen sıcaklık muhtemelen 68 derece falan olacaktır onu 70'e getirdiğiniz güzel zaman. Her şeyin bir kolayı var. Peki dışında, çok ilginç. Tabii hani pişirirken ya da hazırlarken diyelim ki salataları doğruyoruz. Orada bizim kullandığımız kesme tahtaları ya da bıçaklar da çok önemli. Çünkü daha önce biz diyelim ki tavuğumuzu kesmiş olabiliriz aynı bıçakla ve alıp onu yıkamadan tekrar salatalıkları doğramaya başladığımızda da yine o geçişi sağlamış oluyoruz. Ellerimizi yıkamadığımızda, örneğin tavuk tuttuk, peşinden marulları doğramaya başladığımızda da yine aynı geçiş olacaktır. O yüzden hem kesme tahtalarımızı sabunlamak, mutlaka sabunlamak, hem kesme tahtalarını temizlemek deterjanla, hem bıçağı yıkamak yine deterjanla ve ellerimizi de yıkamak. Yani her işlemden sonra hem hazırlamaya başlarken hem yemeye başlarken hem yedikten sonra sürekli hem ortamı hem de ellerimizi dezenfekte etmemiz gerekiyor. O çok ilginç. Evet. Yani sebzeyle meyveyi
eti bir arada aynı tahtanın üzerinde kesmemeyi ya ve ekmeği hatta iyice, belki ekmek olmasın. Şimdi çiğ et kesilen yerin üzerinde hakikaten genelde sebzeler. Ama sebze karışabilir bazen yani. Tabii orada meyveleri de çok iyi yıkamak lazım. Şimdi fırçalar satılıyor. Böyle özellikle hani soymadan yiyeceğimiz meyveleri belki dışını fırçalayarak yıkamak da daha iyi olabilecektir. Onu temizlemek açısından, mikrobik açıdan, azaltmak açısından. Buzdolabında yine bekletirken çiğ ve pişmiş yemekleri, etleri hiçbir zaman bir arada tutmamak lazım. Ve mutlaka farklı raflarda bulundurmak lazım. İşte hepsini. İşte onları da ayrı ayrı kısımlara koymak lazım. Ya da en azından birbirlerinin temasını engellemek lazım. Araya belki hani bir şey koyarak. Streçler yeterli olmaz mı? Streçler çok fazla yeterli olamayabiliyor zaman zaman. Havalandırıyor, havalandırıyor diyorlar ince streçleri. Her şeyi streçle koyuyoruz. Ama sonra biz ben bakıyorum buzdolabı kokmuş yemek. Farklı yani. Raflarda hani olsun. Evet. Yani. Açıkçası buzdolabında bile farklı raflarda tutmak gerektiğini 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Şu an ilginç geldi. Yani hem parazitler hem de diğer mikroplar açısından. Yani sebzeyi bir rafa koyuyorsam eti şöyle yanına ittirivereyim de yanına bir de et soku vereyim demeyeceğim, öyle mi? Demeyeceğiz. Peki. Hatta pişmiş etle, yemeğim var. Pişmiş etle çiğ eti de aynı rafa koymamaya çalışacağız. Hay Allah, bize hastalık hastası yapmıyorsunuz değil mi bu aralarda? İşleri zorlaştırdık mı? Ay Allah, birazcık zorlaştırdık valla. Ev kadınlarına düştü işler. Eyvah. Ama Feoran Hoca'nın başka şeyleri var canım. Başka çözümleri var, bize söyleyeceğim. Başka çiğ etlerden söz ya, ettiniz. Hocam şimdi benim en büyük keyfim. Şimdi sabah kahvaltı geldi. Allah, şak şak şak. Jambon, salam. Sucuklu yumurta. Sucuk. Şimdi hele sucuklar eskiden pişirilirdi. Evet. Şimdi pişirilmeyen sucuklar çıktı. Yani evet. bunlar pişirmeye gerek yok deniyor. Ben lüks şu sucuklar. Tak 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 onlar. Bunların hepsi çiğ aslında değil mi? Evet. Yani pastırması, evet. sucuğu şeye sonra geleceğim. Senin suşine daha sonra geleceğim. Kurtulmadık mı? Olur. Şimdi şöyle bir şey var. Pastırma ve sucuklar hazırlandıktan sonra pastırma en azından 2 hafta bekletilmek zorunda. Çünkü pastırmanın içinde 2 hafta parazitler, yumurtaları, kist formları canlı kalabiliyor. Sucuğun daha farklı bir özelliği var. Sucuk hazırlandıktan sonra en azından 1 hafta bekletilmeli. Tabii bir de şu var. Dolaba koyduğumuz, 0 dereceye indirdiğimiz bir etin içindeki parazitler ne kadar sürede ölür diye düşünürsek o da 1 ayda. 0 derecede 1 ay kalırsa et... o zaman içindeki parazitler ölüyor. Ama o zaman zaten etlikten et çıkmış olacak tabii. Bir tabii. zamanlar ve savaştan kalma ben askeriyedeyken ya 1927 etini görmüştüm ya. Evet vardı evet. Onlar donduruluyor 20-30 yıl kalabiliyordu tabii. Eksi 40'ta yani. Falan saklanırdı onlar. Vay canına. Demek ki sucuk zaten asılır biraz kurutulur ama evet. o kurutulma işlemi ne kadar sürüyor? Şimdi yeni fabrikasyon şeylerde belki bir haberi vardır yani. Çok daha kısa yani, herhalde değil mi? Hemen böyle 2-3 günde veriyorlar mı? Hemen veriyorlar evet. Bakıyorum çünkü ben eve alıyorum. Dışarıda kaldığı zaman 4-5 günde bayağı takır takır oluyor. Evet. Şey. Buzdolabında beklettiğinizde de hemen sertleşiyor. Evet. Mutlaka sarmak gerekiyor onları da. Eski zamanlarda hani bizim bildiğimiz dışarılarda beklerdi onlar. Günlerce kalır beklerdi. Günlerce dışarıda kururdu. Yani benim çocukluğumda da öyleydi. Şimdi hep buzdolaplarında bekletiyoruz. Belki işte o geçtiği işlemlerden de kaynaklı. Hmm. Tabii bir de tütsülenme var. Tütsülenme de soğukla yapılmamalı. Yani soğuk tütsülenme de var. 40-50 ile yapılıyor mu? Onda da 70 dereceyle yapılmalı. Eğer ki öyle olmazsa tütsülenmeyle de çok kolay bulaşabiliyor. Etin tütsülenmesi değil tabii, mi? Dumanla. Onda çok büyük bir ısı olmuyor zannediyorum. Yani et çok pişmiyor. Çok pişmiyor. Şey. Yavaş yavaş pişiyor. Zaten bunun için özel odalar var ama Türkiye'de pek kalmadı. Daha çok şu anda Japonya'da var. O özel odalar var. Özel tütsülenme yöntemleri var. Et oraya asılıyor ve işte tütsü veriliyor. Yaklaşık 24 saat kalıyor orada. Ama onun sıcaklığı en az 70 derece olmalı. O zaman sucuğumu aldığın zaman bir hafta mı bekleteceğim evet. hocam? En az bir hafta sucuğu bekleteceğim ya da beklemiş olması lazım. Hocam, evet. Ev yapımı sucuklardan mı söz ediyorsunuz? Hayır, şimdi ben dışarıdan sanayide aldığım, alınanlardı öyle. Ama zaten ben marketten onlar aldığım yok. Sucuk ne zaman fabrikadan, üretim tarihine belki bakmak. Üretim tarihi var. Dünse 6 gün bekletmek o faydalı olabilir. O zaman yani ben... tazesini almaya gayret ediyoruz ama iş sucuğa pastırmaya gelince dünkü değil ama bir haftalık öncekine gitmek lazım diyor Orhan Hocam. Çünkü içindeki parazitler açısından. Biraz daha beklemiş olmasına fayda var. Kesinlikle. Peki çok beklemek aleyhte olmaz mı? Özellikle sucuk için.
Son kullanma tarihine kadar beklemek lazım. Onun bir şey var. Şimdi gelelim suşiye. Hocam geldik. Çok üstüne gitmeyin hocam. Ben gerçekten seviyorum. Şimdi şahane. Oo, çok taze. Taze çıktı bu balık. Mis gibi. Tak tak sana bundan bir suşi hazırlayayım dedi. Bir suşici. Doğru mu yapıyor? Yok değil. Suşi tabii ki çiğ balık oluyor. Hiç işlem görmemiş oluyor ve suşiyi yaparken taze balıktan yapmamak lazım. Alınan balık en azından 24 saat 18 derecede bekletilmeli ki içinde -18'de ondan sonra hazırlanmalı. İçindeki parazitlerden zaten iki tane parazit var. Bir tanesi özel bir cins, 25 metreye kadar uzayabiliyor insan bağırsaklarında. Hatta insan bağırsağındaki B12 vitaminini yok ediyor. İsmi Diplobotryum latum denen çok karışık bir ismi var. Ama bu bir balık parazitidir ve suşiden geçer. Şeridin bir benzeri zannediyorum. 25 metre uzuyor. 25 metre hatta 35 metreye kadar uzayanları var ve bu devamlı tabi bağırsakta yaptığı topu düşünürseniz çok fazla oluyor. Bu devamlı insan vücudundan bir 12 vitamini çekiyor ve çok ilginç olarak da çok fazla suşi yiyenlerde, çiğ balık yiyenlerde bir müddet sonra elde, ayakta uyuşma, yüzde uyuşmalar ortaya çıkabiliyor. Kansızlık oluyor ama kansızlığın tipi küçük hücreli değil, büyük hücreli kansızlık oluyor ve o durumda hemen araştırmalar yapılıyor. Endoskopi, kalın bağırsak incelemesi falan. Ama mutlaka o anda parazitik incelemeler de yapılmalı. Suşi yiyorsa kişi. Tabii ikinci bir hastalık daha var. Anizakiasis diye. Anizakiasis zaten herkesin bildiği bir hastalık şu anda ama geçmişte böyle değil. Daha çok biz bunu 7 sene önce biz bilmiyorduk. Anizakiasis, evet. Anizakiasis parazitin ismi Japonya'da çok fazla var. Zaten yurt dışındaki kongrelerde filan Anizakis ile ilgili böyle workshoplar olduğu zaman hemen Japonlar otururlar ve bütün soruları çok kolay bilirler. Çünkü onlarda gözüküyor. Ama son yıllarda da maalesef bizlerde gözüküyor. Biz de artık bunlara karşı hazırlıklı olmaya başladık. Ve bu parazitin de ölmesi için küçük, daha 3-4 santimetrelik biraz daha büyüyebilen bir parazit. Balık parazitidir. Diğerinden daha çok Türkiye'de de görülüyor şu anda. Taze balıklardan bulaşıyor. Yani dediğiniz gibi balıkçıdan alınan balıktan hemen suşi yapılmamalı. Aa, balığı taze getirdim hemen size suşi yapayım. Yok, ondan yememek lazım. En az bir gün beklemeli. Tercihen iki gün beklemeli. Evet. Yani her şeyin tazesi ama eğer suşi yapacaksak ve çiğ yapacaksak hem etin hem balığın biraz beklemişi, biraz buzdolabında dinlenmişi gerekiyor. Evet. Başka neler neler bilmemiz gerekiyor? Hepsini öğreneceğiz kısa bir aranın ardından. Sağlık devam ediyor. Bağırsak parazitlerini konuşuyoruz. Nerelerden bulaşabilir? Bunları öğrendik az önce. Cihan hocam, suşi dedik, sucuk dedik, pastırma dedik. Ben stres oldum. Bunları çayırda çimende bir dolan ayakkabını at. Elektriğini atayım. Elektriğini at bakalım bir. Evet, şu ayakkabıları çıkaralım. Çıplak ayak bir toprağa basalım. Bu ne keyiflidir. Arazide çiyalın ayak dolaşmak. Sonra biraz da öyle dolaşırken şöyle nehir kenarında biraz ot yolmak. Böyle onlardan dere kenarında ne güzel otlar vardır, onlardan biraz yemek pişirmek. Semiz otu falan deyince direkt su kenarı nasıl yetişir değil mi onlar? Evet. Bir de tabii bu böyle bir sahne çizdiniz. Orada koyun var, kuzu var. Onları da sevmek lazım. Aman olmaz olur mu? Hatta yine böyle şakır şakır sütünü alacaksın. Birazcık keçinin, ineğin sütünü alacaksın. Soğuyacaksın. Biraz okşayacaksın onları. Ve bu arada tarlada çalışırken de sıkıştın. Tuvalet yok. Ne olacak? Deri generi var orada. Çayır için ben. Ama orada ben dolaştım az önce. Dolaşacaktım. Sen dolaştın. Sen bir yer buluruz canım. Ama münasebetsiz kapattıracaksın bizi. oralarda acıkları vermek lazım.
mı? Evet. Bunlar güzel mi? Acaba? Doğru mu? Nelere dikkat etmek lazım? Oral hocam en sondan başlayalım. Ya Allah seversen. Yani şimdi bu yalnız çayırda bayırda dolaşanların değil mi? Evet. Tarlada çalışanların da çok büyük ihtiyaç. Sabahleyin erkenden hanım geliyor. Hatta bazen çocuğunun sırtına bağlıyor. Tarlada çalışıyor. Orada su var ya da yok ama bir şekilde hacet gidermek denir Anadolu'da. Biz sağlık programıyız. Bunları su konuşabiliriz. İnşallah bizi dinleyenler bundan iğrenmiyorlar Allah'ın seversen ama bunlar Türkiye gerçekleri. Peki orada bir yerde yapacak. Denir kenarında da işte elini şöyle elini bir yıkayacak. Sonra yemeği de yapması lazım belki şey yapacak. Bunları söylerken Bügel'in de gözleri büyüdü. Ne yapıyorsun sen hoca diye. Ama gerçekten bütün bunlar oluyor ve birçok insanda hakikaten o toprakta yalın ayak yürümek büyük bir zevktir. O şeyi atmak için negatif elektriği atmak için. Ama bunları söylediğim zaman bile Orhan Hoca'nın yüzü hop dedi ya yalın ayak nereye gidiyorsun? O şeyi gördüm. Hocam buradaki doğru ve yanlışları söyler misiniz? Bakın gittik yalın ayak şöyle birazcık dolandık. Evet. Orada ineğimiz vardı, keçimiz vardı. Onu sevdik biraz okşadık. Ondan sonra biraz sütünü sağdık. Çiğ süt biraz da çiğ süt sağlamışken sıcak sıcak da pek de güzel oluyor aslında çiğ süt. Evet. Ondan da belki birazcık da içiverdik onu. Her zaman kaynatmak da doğru olmaz. Bazen peyniri de çiğ sütten yapmak da pek güzel olur biliyorsun. Oradan sonra doyurduk karnımızı. Yemeği de yaptı işte orada. Biraz da bir tarafta boşaltmak lazım. Boşaltırken dere kenarında otlar var. Onları toparladık. Onları da yemekte kullandık. Evet. Ne kadar doğru işler yaptım söyleyeyim şöyle. Bir sıradan bir deneyim verin. Yani külliyen yanlış. Bunların tümü yanlış. Eyvallah ya. Olsun. Eyvallah olsun. Bütün fantezilerim berbat oldu. Şimdi bu gibi yerlerde özellikle dere kenarında veya tarlalarda çıplak ayakla dolaşmamak gerekecek. Çünkü parazitlerin yaklaşık %30'u ayak derisinden, ciltten, parmak aralarından girmekte. Ve girdiği yerde de küçük böyle kırmızımtırak lezyonlar, görüntüler oluşturmakta. Yalın ayak dolaşırken sonuçta, parazitler evet, ayaklarımızı delebiliyorlar. Deliyor ve içeriye giriyor ve arkasından bağırsağa, akciğere, karaciğere yerleşebiliyorlar. Onun için kesinlikle yalın ayak dolaşmamamız lazım. Bu birincisi. İkincisi tabii tarlada çalışılırken, yani genel yapı olaraktan tarlalar arasında herhangi bir tuvalet veya bir ihtiyaç gidebilecek bir organizasyon maalesef yok. Bu birçok yerde, birçok ülkenin başının belası. Tabii ki genelde açık havada tuvalet ihtiyacı gideriliyor ama genelde tarlada yetiştirilen ürünler var. Marul, benzeri birçok ürün var. Tuvalet ihtiyacı oradan gideriliyor. Oradaki parazitler çıkartılan, insanda var olan parazitler dışarıya atılmış oluyor. Ama onların tabii kurtçukları var, kistleri var. O yakındaki büyütülen marulda, domateste veya birçok gıdanın üzerine bulaşmakta. Daha sonra bunlar da yenildiği zaman, özellikle işlemden geçirmeden yenildiği zaman direkt hastalığa sebep olmakta. Orada maalesef orada kalmıyor. Çünkü kuruduğu zaman üzerindeki kistler, bazı kistler mesela kıl kurdunun kistleri, formları, yumurtaları 3 hafta kadar kalabiliyor orada. Hmm. Kuruduğu zaman bile 3 hafta sonra rüzgarla dağılıyor oradaki bitkilerin üzerine. Rüzgarla bunu biz aldığımız zaman tabii ki birçok işlemden, yıkama işleminden geçirsek bile bunların çoğunu öldüremiyoruz ve paraziti almış oluyoruz. Onun için tarlaların kenarında mutlaka seyyar tuvaletler olmak zorunda. No. Veya işte açık hava tuvaletleri yapılıyor ama bu açık hava tuvaletleri üstü kapatılmalı ve arkasından 1 metre toprakla örtülmeli. Ki bunlar yapılmadıkça bu şekilde parazitlerin bulaşını maalesef azaltamayız. Tabii başka bir şey var. Alışkanlık tabii abdest ihtiyacını da gidermek için, suyla temizlenmek için genelde dere kenarlarına gidiliyor ve orada ihtiyaç gideriliyor, temizlik yapılıyor. Ama oradaki parazitler, bir de ortada nem de var, kimi zaman 3 ay bile yaşayabiliyor. Ve devamlı orada, özellikle Türkiye'de su teresi alışkanlığı var. Su birikilmiş, su kenarlarında olur bunlar. Ve parazitler onların üstüne yerleşiyor. Bir de bildiğim kadarıyla kara hindibanın üstüne, ki Türkiye'de de çok sevilir bu, yerleşiyor. İstediğiniz kadar yıkayın, kolay kolay bulaştan kurtulamazsınız. Özellikle fasiola diye bahsettiğimiz karaciğerin kurtçukları vardır. Gider karaciğere yerleşirler. Onun için dere kenarlarına da
Tuvalet, dere kenarlarında da tuvalet ihtiyacı giderilmemeli ama yoldan geçerken dere kenarlarında görülen bitkiler, sebzeler, marullar vesaire koparılıp kesinlikle yenmemelidir. Ve o su da kullanılmamalıdır. Hay Allah. Yani tabii tarlayı sulamakla kullanılacak olan suyun sterilize edilmesi, mikroptan arındırılması çok mümkün olmayacaktır. Değil ve oralarda insan yapmasa inek yapacak, hayvan yapacak, köpek yapacak. O zaman gerçekten Müge Hanım'ın söylediği gibi temiz suyla yıkamak galiba o kaçınılmaz. Yani ne kadar dikkat edersek azaltabiliriz ama tabii Müge Hanım yani. Evet, ne yazık ki. Ne yapacağız? Yani hocam? Çünkü hani bizim de köylerimizde dereden alınır hortumla sulanır tarlalar ama o şimdi organik beslenmenin ortaya yani, çıkması da esasında büyük nedenlerinden biri belki. Hani küçük çocuklarda, gebelerde kullanılmasını artık istenmemesi, bu hani özellikle bilmediğimiz yerlerden aldığımız işte tarlalardan gelen besinlerin yerine organik beslenmenin gündemde olmasının başlıca nedenlerinden biri de bu. Peki ama organik dediğiniz zaman da işte bu organik işte daha organik ne olacak? Evet. Organikle beslemek demek gübreyle büyütmek demek. Suni gübre değil. Yani biz organik derken aslında bir şeyi kaçırıyoruz. Yani birisi azottur, fosfattır, sentetiktir, gübredir. Öteki de doğrudan doğruya güvercin pisliğidir, insan hayvan pisliğidir falandır. Yani onun için organik çok saf güvenilir değil. Hani evet orada tabii organiğin de gerçek anlamda yapılmış olması lazım. Yani onların da belli kriterleri var. İşte yoldan belli bir metre uzak olacak. İşte böyle dere yataklarından belli mesafelerde uzak olacak. Ve tabii ki işte temiz suyla sulanacak gibi. Yani ama onun da sertifikasının olması lazım. Hani mutlaka organik besindir sertifikasının olması lazım. Yoksa hani bu organik besindir dediğimiz besinler de hepsi organik değil. Bu organik besinler de çok pahalılar bazen. Hayır gide ben şunu anlamıyorum. Şimdi organik diyerek her şeyi de organik diyorlar. Şimdi geçenlerde baktım o şey organik ekmek, organik her şey organik hale geldi. Ve öyle gözüküyor ki organik her zaman çok sağlıklı da olmayabiliyor yani. Evet. Şimdi yok, organik dediğiniz zaman de değil, organik zaman gübre hepsi kullanıyorsunuz. Evet. Evet. Şimdi burada şu konu var. Maalesef çok ihmal edilen şeylerden teki insan dışkısını tarlalardaki ürünlerden uzak tutamıyoruz. Tuvaletlerimiz olmadığından dolayı. Ama başka bir şey var. Biz keçiyi, sığırı, köpeği de uzak tutamıyoruz tarlalardan. Onları da götürüyoruz. Bu sefer köpek kisti diyoruz. Köpek de dışkısını orada sağda solda kendince o gün yerleri bırakıyor veya idrarını. Ve bunlar da bulaşa sebep oluyor. Yani ne olursa olsun bu tarım arazilerinden insan ve hayvan dışkılarını uzak tutmak zorundayız. Bulaşı azaltmak için. Yani. Tabii yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor. Tabii böyle yerler var ama bu konuda halkı çok eğitmek lazım. Tuvalet sistemlerini düzeltmek lazım. Biz şunu engelleyemiyoruz. İnsan dışkısının hala gübre olarak kullanıldığını belki birçok kişi bilmiyordur ama biriktiriliyor. Çünkü köy yerlerinde genelde normal tuvaletler olmadığından dolayı işte arazi tipi tuvaletler vardır. Onların üstü kapatılmaz, biriktirilir, alır bir yerde toplanır. Hayvanlarınki de aynı şekilde ama bunları bir yıl çürütme havuzlarında bekleterekten doğal gübre olarak kullanabilirsiniz. Yani bir yıl. Biraz evvel bahsetmiştik bir yıl. Ya. Bir yıl insan gübresi veya hayvan gübresini bir yıl bekletip ondan sonra doğal gübre olarak kullanabiliriz. Ya yoksa parazit gelecek, kış bulaşması. Yağmur alır götürür onu yani. Taze. Çürütme havuzu, kesinlikle çürütme havuzu hazırlamışlar. Üstünü kapatmışlar orada. Yani içindeki içerdiği organik inorganik maddeler kaybolmamış oluyor ama tabii ki bu bir yılı beklemek çok uzun biraz olduğu zor için genelde tarlalara atılıyor. O da bulaşı sağlıyor. Yani aslında gübre diye bildiğimiz şey de o da bir işlemden geçiyor. O kadar saf bir gübre değil. Demek ki Cihan hocam, şimdi deminki senaryomuz çok güzeldi. Bir sürü doğrulu yanlışlı bir şeyler kattık. Bizim başka doğru ve yanlışlarımız da var. Bu programın ve Cihan Hoca'nın en sevdiği bölüme geleceğiz birazdan. İnternetteki doğru yanlışları konuşacağız kısa bir aranın ardından.